Evet, şimdi lokal host dediğimiz zaman bunlar geliyor. 5.2 dediğimiz zaman bunlar hatalı. Buraları neden böyle yapıyor bu program bilmiyorum. Bunlar da bunu yazmamız, sonra da public yazmamız lazım. Evet, 5 diyor ama 5.2'deyiz biz. Bunun üzerinden incelemeye gidelim. Her şeyi kapatalım. Projeler 5.1 projesi kapanmasın ama 5.2'sini açalım. Existing resources dedikten sonra 5.2'yi bir açalım. Laravel 5.2, evet. Tabii ki 5.56 gerektirecek. Bunları bitirelim. Evet, Laravel'in 5.2'sindeyiz. Farklar var mı? Datenvi'de bir bakalım. Sources.env. Şöyle tam ekran yapalım. Bunu bir sağlayalım. Evet. Key'ler 4 tane burada. Host user, cache driver, Redis. Bir fark yok datenvilerde. Evet. Burası bu şekilde. Şimdi devam edelim. 5.2 public'ten devam edeceğiz. Configuration değerlerine ulaşmak diyor. Configuration değerlerine config helper fonksiyonuyla ulaşabiliriz. Bunun için burayı kapatalım. Welcome late oluşturalım. Welcome late açalım. Views'lerimiz resources klasörüne taşınmıştı 5'te. Daha önce başka bir yerdeydi. Buradan işimize bakalım. Laravel 5 diyor. Buraya da content'imize bakacağız. Config helper fonksiyonuyla ulaşabiliriz. Dot syntax'i nokta syntax'i ile altlarına ulaşabiliriz diyor. Mesela app'ın içindeki time zone'a bu şekilde ulaşabiliriz. Varsayılan değer gelecek diyor. Eğer konfigürasyon bulunmazsa. Evet, dizi olarak da runtime'da çalışma anında bazı değerleri değiştirebiliriz. Mesela config'te normalde time zone atıyorum Türkiye ise çalışma anındaki bunu Amerika Chicago diyebiliriz. Bunun neden gerekli olur? Bir uluslararası bir siteniz var. Amerika'dan giriş yaptı. Giriş yaptığı zaman her ülkeye göre config dosyalarınız olamaz ama Amerika'dan giriş yaptığını IP'den veya herhangi bir şeyden anlayıp ona göre ya da İngilizce olan bir yerden olmasını anlayıp ona göre bazı değerler değiştirilebilir. Şimdi gelelim burada verilerimizi incelemeye. Laravel 5.2. Evet. Geldik. Echo diyelim. Config diyoruz. Bakın config helper'ı karşımıza geldi. Config. Config dedikten sonra app.timezone. Bunları inceleyeceğiz. Hemen bakalım. App.timezone'umuz UTC. Şu fonttan hoşlanmadığımı söylemiştim. Onu bir kaldıralım. Evet, Laravel 5.2 UTC'deyiz. Ne demiş? Bu title'ı center, text align center, container, table, cell, middle. Bu sebeple de ortalıyor. Bu table, cell, middle ortalama sağlayan bir şey. Table cell gibi davranıyor. Table cell gibi davranınca da ortalamasını sağlıyor. Herhangi bir içeriği şuradaki iki satır kodla sayfada ne olursa olsun ortalayabilirsiniz. Bu da bir size CSS 3 bilgisi olmuş olsun ya da CSS yeni versiyonun yeni son güncel bilgisi olmuş olsun. Tamam, burası okey. Şimdi gelelim konfiglerimiz. Nerede? App config demiştik ama bunlar config'te yer alıyor. Config'in içindeki app dersek daha doğru. Mesela config App Envy'de yoksa Production Debug. Evet. App.env diyelim. Lokalmişiz. Debug diyelim. Bazı şeyler belki çıkmayabilir değer olarak. Bir false true olabilir. Vardan bazen burada tercih edilebilir. URL diyelim. Localhost. Peki değiştirelim. Localhost bölü Laravel 5.2.
Bakın, değer geldi. Başka neler var bakalım burada. Time zone demiştik. Time zone'u gördük zaten. Onu geçelim. OTC'dir. Lokali görelim. Lokal. Burada birbirine bağlasak aslında fena olmaz ama bunu yapmaz herhalde bu. Direktörü dersek özel bir durumu var bunun. Çalışması ile ilgili bir extension ile çalışma yapıyor. Evet, embedded WebKit değil. Burada onu başlatamadık. Özetli olarak burada ne yaparsak bu tarafa yansıyabiliyor. Şu debug'dan bir tekrar bakalım ya da çalıştırdan. 5.2 Configuration ayarlarına bir bakalım. Run configuration index file'ı indeksi public index'te bulunuyor. Argümanlar yok. Biz buraya Chrome aracını yüklemedik. NetBeans Türkçe versiyonuna yüklemedik. NetBeans Chrome Connector'da niye? Evet. Buraya yüklemedik. Chrome'a yüklenmiş ama buradan NetBeans Connector ayarı herhalde yapılmış durumda değil. NetBeans Connector'la burada çalıştıramıyoruz. Run Project burayı çalıştırdı. Bu sıkıntı değil. Evet. Bir bakalım. Pluginlerden eklentiler, connector. Uygun eklenti çok. Laravel ile ilgili bir eklenti var mı? Zannetmiyorum olacağını. Zend var mı? Zend de yok. Evet. NetBeans'in burada birçok eklentisi var. Herhalde bu sürümde yok. Bunu bir geçişi kapatalım. İngilizcesine bakalım. Konnektör burada olabilir mi? Burada olursa bizim özel bir durumumuz yok. Türkçe ID'den devam etmek bizim konumuz değil. Bilemiyorum. Belki Türkçesi de İngilizcesinde de çalışmıyordur. Farklı bir ayar mı gerekiyor? Bakın aynısı buraya da geldi. Ama burada konnektörün çalışmasını tahmin ediyorum ama burada da bakalım tekrardan run diyelim. Bunu proje ayarlarından mı bakacaktık ona bakalım. Connector run configuration server değil, browser değil. Connector dememiz gerekiyor. Evet. Versiyon da burada değişmedi. O zaman Türkçesine bir geçelim. Yine devam edeceğiz burada değerleri incelemeye. Ama konnektör olursa tekrar her seferinde refresh yapmak zorunda kalmayız. Bu da bizim için güzel bir şey. Bazen bu ilk açılışta buralarda az bekleyebiliyor. Ama sonunda anında karşımıza geliyor. Şimdi tabii evet. Yine özellikler dedik. Browser, WebKit, konnektör evet. Save yaptığımızda çalışacak. Şimdi lokal değeri vardı. URL time zone dedik. Lokal fallback lokal. Mesela biz lokalinin TR olmasını istiyoruz. Bulamazsa da bunu değiştirsin. Lokal dosyayı değiştirdik. Ama tabii connector'la başlamasını söylemedik. Şimdi connector'la açıldı. Tamam. Hata ayıklaması şu anda çalışıyor. İptal dersek okey. Ne demiştik? Fallback İngilizce
olarak geldi. Hemen bakın solda geliyor değerler. Bunları bir geçelim. K değerine bakalım. K değeri bu. App'ın içindeki K değeri. Chipper'a bakalım. Evet, gördüğünüz gibi chipper bu şekilde karşımıza geldi. Bunlar burada app'takiler peki. Config'den out. Bakalım böyle bir şey gelecek mi? Bir şey gelmiyor. Out diyeceğiz. Conversion hatası verdi. Vardump diyelim. Ya da bunların DD diye bir helper vardı. Onunla bakalım. Bakın değer geldi. Guard dedi ve password users buradaki değer karşımıza geldi. Guards diyelim. Şimdi .stack sintaksini daha iyi anlayacağız. Mesela web demiş. Guards.web dersek web değerlerinin mi gelmesi lazım? Evet. Driver session demiş. Nokta driver diyelim o zaman. Driver dedik mi? Bakın session değeri karşımıza geliyor. Bu şekilde guards'ın altındaki, web'in altındaki, driver'ın altındaki değer diye gidebiliyoruz. Tabi session bir key olmadığı için biz sadece key'leri buradan seçebiliyoruz. Özet olarak dosyalara göre gidebiliyoruz. Mesela database'e girelim. Database'de fetch neymiş? Nereden alınıyormuş? Database fetch'te hangi class kullanılıyormuş? Bakalım. Buraya geliyoruz. Database nokta fetch. Bakın değer 8 geldi. Database fetch 8 olmaması lazım ama PDO'dan olarak böyle mi geldi? Echo diyelim. Değişen bir şey yok. Database fetch bu geliyor. Default dersek burada fetch class tabi bir değer değil. Bir özellik. MySQL geldi. Bakın burada doğru değer geldi. Connections dersek burada çalışmaz herhalde dönüşümden dolayı. Yine hata geldi. Tamam. Vardump ya da DD diyelim. En sağlıklısı burada DD'lerle gitmek. Gördüğünüz gibi değerler geldi. Connection'daki SQLite'a bakalım. SQLite neymiş? SQLite değeri bu şekilde. Driver'ına bakalım. SQLite'ın driver'ı. SQLite. Başka database neredeymiş? Baktığınız zaman www.laravel SQLite olarak olması gerekiyor. Var mı böyle bir şey? Yok, bu kolaylıkla touch ile oluşturulabilir. Buradan konsola geçişimiz var mı? Konsola geçiş yok. Ayrıca açabiliyor muyuz direkt orada? Klasörü belki files kısmından açılıyor olabilir. Direkt oraya gidiliyor olabilir. File'da kopyala bul. Oraya git yok. Bazı programlarda oluyor. Sevdiğim bir özellik. Direkt olarak gidebiliyorsunuz. Projeleri bulursak. Proje burada, evet. Özet olarak configuration değerlerine ulaşmayı detaylı gördük. İsmini yazıyoruz dosyanın ve key'leri yazaraktan ulaşıyoruz. Alt altaysa nokta sinteksi ile burada dedi dot sinteksi ile alt alta bunlara ulaşabiliyoruz. Bunları da eğer uygulama zamanında değiştirmek istersek burada değeri değiştirebiliyoruz. Bunu da görelim ve bitirelim burayı. Bakın DD iptal edelim. Burada büyük ihtimal echo yeterli olacaktır. Echo yeterli oldu. Evet, şimdi bir daha deneyelim. Mesela database connection SQLite database'i başka bir değer yaptığımızı düşünelim. Bakın buraya yazıyorum key'i. Alakasız ama yine de yapalım. phpacademy.sqlite. Tekrardan bu değeri yazalım. Neymiş, ne oluyormuş? Burada bir echo yapalım.
Evet, BR yaparsak tam anlarız. Bakın, bu değerdeymiş. Ben bunu config adı altında runtime'da değiştirdim. Normalde buradan değişen bir şey yok. Burası aynı duruyor. İşte runtime'da program çalıştığında da config helper ile key'i yazarak, key'in değerini yazarak değiştirebilirsiniz. Bu da mümkün. Bu da önemli bir özellik. Laravel'in kolaylıklarından bir tanesi. Evet, bu kısmı kapatıyorum. Burayı tamamlamış oldum.